Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Neler hazırlayacağım? Hemen öncelikle onları sıralayayım. Zeytinyağlı bir taze fasulye yapacağım. Tavuklu sade bir bulgur pilavı yapacağım tavuk suyuyla falan. Çok güzel oluyor. Sadece iki çeşit hazırlayacağım. Çünkü havalar çok sıcak olduğu için çok fazla yemek yenmiyor. Özellikle çorba falan çok sıcaklarda gitmiyor. Bir de yanına ben birazcık ayran yapacağım. Sodalı bir ayran hazırlayacağım. Sizlere de onu göstereceğim. Çok güzel oluyor. İlk önce tavuklarımı düdük bir tencereye koyacağım. Pişsin ki o pişerken hemen taze fasulyemi koyacağım. Tavukları düdük bir tencereye koyacağım. Düdük bir de daha çabuk pişeceği için hemen şunu da belirteyim. Ben tavuğu çıkartırken iki tane but diye çıkardım. Ama bir taneymiş, çözüldükten sonra anladım. Hemen dolabımda birazcık tavuk göğsü vardı, onu da çıkardım. Sorun değil ama siz isterseniz iki tane ya da üç tane but ya da bir tane kemikli göğüs kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kettle'da kaynattığım sudan üzerine boşaltıyorum. Ortalama 1 litreyi geçkin su doldurdum. Üzerine şöyle bir miktar da tuz ekliyorum. Düdüklü tencereyi kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirip ocaktan alacağım. Yarım kilo taze fasulye kullanacağım. Ayıtladım, ben temizledim. Suda bekliyor. 3 adet böyle büyüklerinden, yani orta boy kadar diyebileceğim domatesle 3 tane kuru soğan kullanacağım. Kuru soğan çok gelebilir ama zeytinyağlı taze fasulyeye kuru soğan çok yakışıyor. Hemen ocağımın başına geçip taze fasulyemi yapmaya başlıyorum. Tenceremi ocağıma alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. Böyle yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Sıvı yağıyla da yapabilirsiniz. Hemen ardından doğradığım kuru soğanlarımı ekliyorum. Yemeklik olacak şekilde doğradım. Soğanları hafif pembeleşene kadar kavuruyorum ama çok fazla değil. Birazcık kavrulduktan sonra hemen içerisine bir adet büyüklerinden sarımsağı şöyle doğruyorum. Bu arada düdüklüm de kaynadı. Hemen kısayım onu da. Şöyle yarım kilo taze fasulyeyi içerisine ekliyorum. Aslında ben normalde zeytinyağlı yaptığım zaman taze fasulyeyi ortadan kesiyorum. Ama zeytinyağlı yapıp yapmayacağım belli değildi. Son anda karar verdim. Ondan dolayı böyle doğradım. Ama siz isterseniz taze fasulyenizi doğrarken ortadan ikiye kesebilirsiniz. Biraz daha büyük olacak şekilde. Çok fazla kavurmadan hemen doğradığım domatesleri de ekliyorum. Yemeklik doğradım onları da. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Şöyle bir miktar pul biber. Bir tane de küp şeker atacağım. Çok fazla karıştırmayacağım. Başladıktan sonra yarım çay bardağından biraz fazla su ekliyorum. Bundan sonra artık ocağımın altını en kısa alacağım. Bir 30 dakikada pişecektir. Bu fasulyesine göre değişir. Siz de piştiğinden emin olduktan sonra alabilirsiniz. Kapağını şimdi kapatıyorum. Ara ara karıştıra karıştıra pişireceğim. Ocağım da en kısıkta. Şöyle hemen yemeğime bir bakayım. Bir 10 dakikadır pişiyor. Bu arada tavuğu da kapattım. Birazcık düdüklünün havasının çıkmasını bekliyorum. Eğer daha sulu seviyorsanız su ekleyebilirsiniz. Taze fasulyeyi arka tarafa alıyorum. Kapağını da kapatacağım. Kenarda yavaş yavaş pişsin. Arada kontrol edeceğim. Düdüklünün havası çıktı artık. Hemen açıyorum. Tavukları şöyle diyorum tabağın içerisine. Bu tavuğu dideceğim. Diğerleri zaten göğüstü. Onları o şekilde atacağım içerisine. Bulgur pilavını yapmaya başlıyorum hemen. Şöyle tenceremi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ile bulguru kavuracağım. İçerisine 2 su bardağı bulguru ekliyorum. Bulguru 5 dakika boyunca kavuracağım. Kavrulduktan sonra şöyle bir miktar tuz ekleyeceğim ama çok büyük, çünkü tavuk suyuna da tuz atmıştım.
yeterli artık. Şöyle tavuk suyu ekliyorum. 2 bardak bulgura 2,5 su koyacağım. Bardak çok sıcak olduğu için peçeteyle tutuyorum. Bulgurum da normal 200 ml'lik, evimizdeki klasik bardaklarla ıslattım. 2 bardak yeterli geliyor 4 kişi için. Eğer daha fazla yapacaksanız daha fazla ıslatabilirsiniz. Pilavın kapağını kapatıyorum. En kısa alıyorum. Pişmesi için bekleyeceğim. O arada ben hemen fasulyeme bakayım. Artık suyu hiç kalmamış. Eğer birazcık hafif sulu istiyorsanız su ekleyebilirsiniz. Çünkü benim domatesim çok sulu değildi. Ben de şöyle yarım çay bardağı su ekleyeceğim. Fasulyeme de bakacağım şimdi. Piştiyse bir taşım kaynatıp ocaktan alacağım. Bir tane fasulyeyi alayım şöyle. Bir bakalım. Piştiyse kapatacağım. Gayet güzel pişmiş. Hemen tadına bakayım. Fasulye pişmiş artık. Bir iki taşım kaynatacağım. Su eklediğim için. Kaynar su ekledim bu arada. Bir iki taşım kaynattıktan sonra artık ocaktan alacağım. Pilav tam suyunu çekmeden hemen tavukları üzerine şöyle bırakacağım. İsterseniz suyunu koyduktan sonra da yapabilirsiniz bu işlemi. Hiç fark etmez. Tekrar kapağını kapatıyorum. Bu arada taze fasulyenin altını kapattım. Toplamda benim 30 dakikada pişti fasulyem en kısık ateşte. Bu fasulyesine göre değişir. Sizler de kontrol edin. Piştiğini anladıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Pişiyor. Orada pişerken ben hemen üzerine tereyağı eriteceğim. Şöyle tavamı ocağa alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını eriteceğim. Hafif yakacağım. Pilavım iyice pişti artık. Onu da kapatıyorum. Altını kapatıyorum. İyice kızdı yağım. Pilavımın üzerine dökeceğim. Artık karıştırabilirim. Kapağını kapatıyorum. Artık pilavım burada bir 15-20 dakika dinlensin. Ben hemen o arada sodalı ayranı yapmaya başlayayım. Hemen şöyle bir kavanozun içerisine yoğurdumu döküyorum. Bir 5 yemek kaşığı kadar kullanmış oldum. Şöyle bir şişe de soda ekliyorum. Bir miktar tuz. Biraz daha su ekleyeceğim, soğuk su. Şöyle iki dalda yıkadığım naneyi içerisine atıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu ayran 4 bardak kadar çıkacaktır. Şöyle ağzını sıkıca kapatıyorum. Tam emin olun kapandığında. Şöyle yatırıyorum. 5 dakika bu şekilde çırpacağım. Açar bakarsınız koyuluğuna. Eğer ki çok koyusu su eklersiniz. İlkinde hemen çok su eklemeyin o yüzden. 5 dakika boyunca ayranımı çırptım. Bir açayım bakayım. Çok güzel köpük köpük. Bizim için bu yeterli. Ayranım da artık hazır. Onu kenara alıyorum. Şunu da göstereyim sizlere. Tavuk suyum çok fazla geldi. Geri kalanını da böyle karton bardaklara koydum. Soğuduktan sonra buzluğa kaldıracağım. Daha sonrasında çorbaya, pilava kullanmak için çok rahatlık oluyor elinizin altında. Eğer ki sizin de böyle tavuk suyunuz falan kalırsa et suyu da olabilir. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen bunu kenara alacağım. Soğusun. Daha sonra buzluğa atacağım. Bugün de yemeklerimin hepsi hazır.
hemen sunuma geçeyim. Sizler de yemeklerimin son halini görün. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.